Bir iki defa gelirdi bazen. Tabii her gelişinde büyük bir kalabalıkla kuşatıldığı için evvela onu uzaktan seyrederdim. Fakat o kadar küçük yaşıma rağmen çok büyük bir heyecan duyardım. Sonra yakından görmek nasip oldu. Şöyle, dediğim gibi köşkten çıkarken tabii iki üç tane koruması vardı. Fazla yoktu etrafında ama olsun, onlar yine de halk o kadar çok üstüne giderdi ki herkes onu kucaklamak, elini tutmak veya onunla konuşmak için çırpınırdı yani. Öyle zamanlarda ben hemen oraya gider sokulurdum ve ona bakardım hayran hayran uzaktan. Ama onu tabii koşturarak gittim. Köşkten çıkıyordu. Etrafını yine bir yığın insan sarmıştı. Oraya böyle sokuldum. Küçük de olduğum için tabii milletin arasında rahatlıkla yaklaştım. Fakat korumanın bir tanesi gelmeyin gelmeyin falan diye, yani bütün milleti yapıyor, çok baskı yapmayın diye derken ben de ama ben elini öpmek istiyorum dedim. Başka zaman, başka zaman dedi. Şimdi dediğim gibi çok çekingendim. O başka zaman deyince ben biraz geriledim. Yani cesaretim kırıldı. Zaten o cesareti çok zor toplamıştım onun yanına gitmek için. Böyle uzanmışken milletin arasından tekrar geri çekildim. Evet, diyorum hayattaki tek pişmanlığım odur. Keşke, keşke onu yapamadığım için çok 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 üzgünüm. Ama sadece onu hayran hayran seyretmekle kaldım. Keşke o mübarek elini bir öpebilseydim diye bu yaşıma kadar hala onun, yani hayattaki tek pişmanlığım odur. Yoksa başka bir şeyden çok şükür hiç pişmanlık duymadım. Evet.